Bayağıdır snowrunner yapmıyoruz. Bakalım en son nerede kaldık? Şimdi şu Northern Aegis olan yerin yan görevlerini yapıyorduk. Onları ben video dışında bitirdim. Çünkü çok sıkıcı görevler kalmıştı. Şimdi burayı bitirdik. Bu dörtlüde üçünün yan görevi bitti. Chernokamensk'e geçmemiz lazım. Şimdi önce buraya sadece Kozmodrom'dan geçişi var. Şu an biz Kozmodrom'dayız. Chernokamensk'e geçeceğiz ama şu haritada garaj yoktu zaten. Burada var. Burada da var. Şu an biz neredeyiz? Şuradaki garajdayız. Chernokamensk'e geçeceğiz. Chernokamensk'e gireceğiz. Chernokamensk'te garaj yok ama şöyle diyor. Keşfedilmedi garaj diyor. Şu ana görev şöyle göstereyim. Şu ana görevlerde. Şimdi bunlar yan görevler. Tabi almadıklarımız çok var. Bunları sadece bunlar alınmış. Ya da hiçbir şey alınmamış, bunları kendi vermiş. Şu Back in Action görevinin ödülü bunlar artı garaj erişim. Bu garajı verecek bize ama baya bir şey istiyor. Biz şimdi Kozmodrom'a gireriz. Bunları toplarız. Buralardan buraya boşaltacağız. Bu bölümde hepsini yapabilir miyiz bilmiyorum. Yapmaya çalışacağım. Garajı açmaya çalışalım. Biraz doğaçlama gideceğiz. Biz bunu aktif edelim. Geri gelelim şimdi. Bu arada ben bütün modları sildim. Yani kamyon modlarını sildim. Sadece trailer modlarını bıraktım. Yani Dorse modlarını bıraktım. Ve kamyon arkasına konulan birkaç ekstra mod var. Onları bıraktım. Yani oyunun çok fazla kamyon modu olunca bazı kamyonlar OP olduğu için yani fazla zemine karşı fazla dirençli olduğu için oyunun bence orijinalliği bozulmaya başlamıştı. Biz şimdi bu kamyonlardan bir tane kamyon alalım yapalım hemen hızlıca kendimize çıkalım yola. Bunların hepsi oyunun kendi kamyonları. Tabii ben de şu anda yıl 1 PES olması lazım. Öyle almıştım satın alırken. Buraya kadar var. Ya buradan sonrakileri artık bitirince haritaları ondan sonra satın alıp oradan devam edeceğiz. Şimdi bize şöyle bakalım. Otoyol. Otoyol kamyonu olmaz. Otoyolla işimiz yok. Ağır hizmet kamyonları. Bunlar bu haritada yok. Ağırlar. Offroad kamyonları ve scoutlar, keşif araçları. Şimdi bu ağırlardan bu bir de şöyle bir mod var. Normalde mesela bunun ismi Azov ama bir modla bunun ismini gerçek hayattaki ismine çeviriyor. Ama kamyonda bir değişiklik yapmıyor. Sadece isim. Şimdi şu Kamaz 5340'ı daha önce kullandım. Bu güzel bir kamyon. Bunun hatta en son haritada aktif süspansiyonunu falan keşfetmiştim. Bunu alalım bir yapalım kendimize şimdi. Çünkü bunun sorunu şuydu. Bu ön tarafı uzun ve alçak olduğu için herhangi bir engelde altı hemen vuruyordu, kalıyordu. Askıda kalıyordu kamyon. Şimdi aktif süspansiyon koyunca aşağı yukarı oynayabileceğiz. Şimdi başlayalım motordan. En güçlü motoru takalım. Şu Advanced Special şanzıman takalım. Aktif süspansiyonu taktık. Lastiklerimizi zincirli takalım. Bunları da satalım çıkan parçalara. Şöyle vincimizi de takalım. Yedek tekerlek takmayacağız çünkü arkamıza şu güzel duruyor. Arkamıza kasa ve şey koymamız lazım. Crane koymamız lazım. Winch koymamız lazım. Şimdi şunlar zaten modlar. Biz şöyle bir kırmızı ikili. Üçlü olunca şey takamıyoruz arkamıza. Bu kamyonda onu hatırlıyorum. Şu ikiliyi koyalım. Bir de buna bir Atlas Crane güçlü. Bu oyunun orijinal vinci. Bu Atlas Winch. Bu da mod. Bunu da aldık. Gelin bakalım. Sisler. Şöyle koyalım. Arka çamurluklar. Ön tampon. Ya bu. Şunu koymayacağım. Altı daha yere yaklaşıyor. Bu biraz fazla sisli. Şu iyi gibi. Klimaya gerek yok. Şunlar güzelmiş. Kornalar da olmasın. Ver onu da. Ver onu da.
Üçlü korna, iki korna, küçük park lambaları, yan krom park lambaları. Tamam, bu kadar yeterli. Egzoz. Stok, muzzle arkaya doğru. Stok iyi gibi de şunu takalım. Şantlar. Öyle kalsın. Renk. Rengimize bakalım. Şöyle 3 tonlu renklerden bakalım. Beyaz sarı var. Yeşil güzelmiş. Böyle bir açık yeşil var. Kırmızı, beyaz, mavi. Şu yeşili alalım. Bakalım buraya ne koysak. Bunların gerisi süs artık. Bu kamyonları işte böyle alıp yapıp satmayı düşünmüyorum bundan sonra da. Şu havayı koyalım. Aksesuarlardan da yeşil dedim bu kamyon. Şöyle yeşilli bir şeyler koyalım. Şu iyi gibi. Perde böyle bir yeşilimiz var ama perde pek hoş durmuyor. Etikete gerek yok. Etikete gerek yok. Bunlara da gerek yok. Tamamdır. Kamyonumuz hazır. Garajdan çıkabiliriz. litre yakıt depomuz var. Şimdi farming'e alıştım. Enter'la stop ediyordum az kalsın. Haritaya bakalım. Biz şimdi buradayız. Çernokamenski buradan geçeceğiz. Yani şimdi ne istiyor bu? Görev, bak buradan bir şey alabilirmişiz. Görevi aktif ettik. Burası ne veriyormuş bize? Tuğla, ahşap plaka. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Türkçesini bilmiyorum yani. Blok, brick, tuğla. Tamam, buradan sadece tuğla alabiliriz. 3. Burası sınırsızmış. Arkamıza bir de römork alalım. 3 tane tuğlayı oradan alalım. Şurası römork yeri. Stop edelim. Şimdi modlarda şöyle güzel altılı mıydı o? Bir tane römork vardı. Bayağı uzundu. Şu OS olacak. Başında OS yazacak. Görüntüde de bana 4 kargo slot. Altı slotlu. Bunu alalım. Şimdi çalıştıralım. Çıkalım bakalım. Şöyle şeyi de yükseltelim. Kamyonu da yükseltelim. Gece başlayacağız ama gündüz olur zaten. Tamamdır. Biraz uzun. İdare etmek güç olacak ama. Açalım bakalım garajı açmaya. Ama önce yolumuzu çizelim. Buradan çıkarız. Şimdi bizim normalde şuradan bir geçiş var ama şurada çok kötü orası. Orada devrilebiliyoruz bazen. Biraz garantiye oynayalım. Böyle buradan geçelim. Şu yolu takip edelim. Buradan aşağıya. Şurada köprü var. Köprüden geçelim. Şöyle mi gitsek? Şöyle gelelim buradan. Bunların bir tanesi tren yolu. Şu ince olan galiba. Evet, şuradan geçiş yok. Şunları iptal et. Burası tren yolu köprüsü zaten. Bu yoldan geçmemiz lazım. Şöyle geçsek. Şöyle ben işaretleyeyim de belki atlayabiliriz buradan. Bu köprüden geçeceğiz. Burada daha önce devrilmişim ben galiba. Bir şeyler dökülmüş oralara. Şöyle.
Başlayalım. Şöyle bir içine geçelim bakalım. Kamyonun dönmesi zayıf, sorun orada. En arka tekerlek de dönüyor ama yetmiyor yine de. Bizde o zaman 6-8 slotluk yerimiz var. 2 arkamda var, 6 da römorkta var. Saat kaçmış? 2:37. Kamyonun önü vurur burada ya. Süspansiyonlar yukarıda şu anda da vurmayacak herhalde. Çok tekerlek olması bize avantaj. Bir de gündüz olsaydı. Bakalım çok fazla uzun olursa, çok sıkıcı hale gelirse ikiye bölebiliriz. İki bölüm halinde yapabiliriz bu garaj açma işini. Yanlışta üst top ettik. Açalım bakalım. Tepemizde lambalarımız var. Hiçbir işe yaramıyorlar ama olsun. Bir aydınlık yapsa hafiften etrafa. Şu oyuna bir mini harita olsa çok güzel olurdu. Nereye gittiğimizi anlık görürdük. Arkamdaki römork bayağı uzunmuş ya. Dar yerlerde biraz sıkıntı çıkarabilir bize.
Evet, zor bir yere geldik galiba. Şu an bizi kurtaran çok fazla tekerleğimizin olması. Ve kamyon AVD tüm tekerleklerden çekiş ve diferansiyel kilidi sürekli açık. O yüzden kolay kolay batmaz. Aktif süspansiyon da var, yerden de yükselttik. Aktif süspansiyon olmadan önce bu kamyon hiç kullanılacak gibi değildi. En ufak bir şeyde önü hemen takılıyordu bir yere, askıda kalıyordu. Bu aktif süspansiyon gelince artık baya güzel bir kamyon oldu. Şu an baya bir çamurun içindeyiz. Hava aydınlanıyor güzel. Ben şu atlayacağım, atlarım dediğim yere geldik biz galiba. Şimdi bir stop edelim, çekelim el frenini. Evet. Şuradan şöyle geçerim diye düşündüm. Geçeriz. Bu römork FS'deki römorka benziyor. Şuradan yandan gideriz. Harita yapan demiş, gidemezsin. Ama bizim vincimiz var. Yanlış yere bağladık. Şu köküne bağlamamız lazım. Bunun ortası düzgün deme bana. Olur mu, ortası daha da beter. Yavaş yavaş çeke çeke çıkacağız. Ne derin yanmış arkadaş. Şu bizi tutar mı? Tutar. Şu önümdeki yıkılıyor, sağımdaki. Beni taşa falan bir tutsun tekerlek bir yeri ya.
Remote şuna takılmasın. Tamam, kurtardık. Kestirme mi oldu, uzatma mı oldu anlamadım ama bir şeyler yaptık. Şuna bağla. Tamamdır. Süspansiyon yüksekte mi şu anda? Bakalım. Yüksekteymiş. Devam. Eğer bu Çernok Kamenz'deki garajı açmazsak sürekli bu yolları tekrar tekrar gitmemiz gerekecek. O yüzden o garajı açmamız önemli. Yakıtımızı da kontrol edelim. O modlu kamyonların yakıt depoları bayağı çok oluyordu çünkü onlarla hiç yakıt derdimiz kalmıyordu. Burayı hatırlıyorum. Bayağı engebeli dar bir yer. Sağda zaten şey düşürmüşüm bir tane. Tahta plaka. Bize tahta plaka istiyor mu? İstemiyor. Devam. Önü yine vuruyor yere. Eskisi kadar değil ama yine vuruyor. Dikkat etmek lazım. Buranın tipinden belli. Burada sıkıntı var. Şöyle kenardan kenardan. Ortası belli ki kırılıp batacak. Önü bak yine aynı sebepten dolayı gidemiyor aslında kamyon. Normalde gidecek. Öyle uğraşacağımıza şuna bağlasak aslında direkt çıkarız buradan. Ulan iyi mi ettik, kötü mü ettik şu kamyonu almakta bilemedim.
Sonunda ana yola ulaştık. Şimdi kamyonun üstünde olmadığını biliyorum. Acaba bizim römorkta şey var mı? Şuraya bir çıkalım bakalım ona. Repair dersek. 200 tane tamir var arka römorkta. Rafael var mı? Rafael yok. Tamam. Sadece tamir kiti var altında. Benzinlik, hep yanlış yere basıyoruz. Hemen önümüzde bir benzinlik var. Orada bir fulleriz. Yani şuradan biz tuğla alacaktık, değil mi? Şunu bir stop edelim. Diğer haritada tuğla nerede var? Direkt geçsek aslında kaç tuğla istiyor? 3. Burada ne var? 2 tuğla var. Burada da 2 var. Tuğlaları alacağız. Kısaca bir planlama yapalım o arada. Brick framing dedikleri yerlerde ikişer tane tuğla var sürekli. Şu warehouse'ta ne varmış? Metal rol sınırsızmış. Küçük boru 4 tane istiyor. Bir tane varmış burada. Yakıt varmış. Conslab. Metal rol sadece burada bize yarayan metal rol var. Onlar tuğlalar. Orada da bir tuğla var. Burada ne varmış? Tuğla. Blok. 2. Tamam, blokları buradan alacağız. Tuğla bu arada da var baya. Buradan alırız. Small pipes. Bizim sıkıntımız o. Blokları da buradan alacağız. 3 warehouse'a da uğratacak bizi. Yani 3 warehouse'a da gitmemiz gerekiyor. Buradan gireceğiz. Tuğlaları toplarız bir şekilde. Buradan ne alacaktık? Metal rol. Onlar birbiri. 3 yerimiz öyle gidecek. Metal rollar bir diye hatırlıyorum. 3 yerimiz kalacak. 2 yerimizi dolduracağız. Bir tane yerimiz kalacak. Hepsi tek tekse. Çünkü 3 tane tuğla artı 2 tane metal rol 5 yapacak. O bize 8'lik yer var. Doğru, tamam. Metal rolleri de alacağız buradan. Artık buraya bir şekilde geçeceğiz, nasıl geçersek. Kapalı yerler var ama bu büyük ihtimal tek parça olmayacak. Uğraştıracak bayağı. Tamam, neyse bir geçelim karşıya. Kamyon sadece alçak olmasından kaybediyor. O zaman bize şuradan yok, şundan buraya bağlı. Hangisi bunların direkt? Şu.
Bizim önümüzde şurada benzinlik var dedik, değil mi? Yakıtımız azaldı çünkü. O ne? Aa, bu kamyon yüksekken kullanılmıyor, alçakken hiç kullanılmaz. Devam. Azıcık içinde görelim. Direksiyon Volvo direksiyonuna çok benziyor. İçinden de iyi kullanılıyormuş ya. Zevkli bayağı. Evet, geldik. Geçelim bakalım şimdi Cherno Kamenskaya. Şimdi bakalım. Çizelim. Nasıl dedik? Şuradan metal rolleri buradan alacağız dedik. Bu harita var ya, çok kötü bir harita aslında. Çok geniş ve warehouse'lar çok uzak birbirlerine. Yani haritanın bir köşesinde, ortasında ve diğer köşesinde. Biz üç yöne doğru buraya teslim edeceğiz. Tamam, bu görev sadece bu görevde kötü olabilir ama. Şimdi. Buradan gelelim. Buradan geçemeyiz. Ama bu görevi almamız lazım. West. Bu görevleri toplamamız lazım bu arada.
Aslında Landslide in the West. Şu hangi görev? North. Bunlar aynı mantık. İki tane metal istiyor. Almamıza gerek yok bence. Ha, bu roket debrislerden bir metal beam alabiliyoruz. Tamam, onlara metalle gideceğiz. Sıkıntı yok. Neyse, şimdi onları boş verelim. Şuradan aşağı ineriz. Zaten buradan geçemeyiz. Oradan aşağı inersek bu roketin oradan yukarı mı çıkmamız lazım bizim? Evet. Buraya girsek buradan hiçbir yere gidemeyiz. Bu, şuralar yüksek belli. Şu bu alçakta bir yerde kalıyor. Şuradan geçmemiz lazım. Şöyle geçeriz. Şurası yol gibi. İnşallah yoldur. Oraya değil bu abi, buradan. Şöyle şuraya çıkarız diye düşünüyorum. Çıkış yoksa bizi böyle mi salacak acaba? Neyse, biz bir yolumuzu çizelim, duruma göre bakacağız. Şuradan şöyle ilk warehouse'a geliriz. Gidelim bakalım. Enter'a basınca çalışmıyor yine her zamanki gibi. Zincirin faydaları. Zincir olmasaydı bariyerlerde geziyorduk. Bir şey mi girmiş? Zincirin içine. Bakayım. Güzeldi. Soldanmış. Sağ taraf neymiş? Oraya bakalım. Burası bir ana görev şeyi herhalde. Evet. Yani tuğla alınan yer. Doğru, biz tuğla da alacağız. Alalım buradan tuğla. Bu arada yanlış yerde durmuşuz. Şu bu tarafta duracağız, sağ tarafta. Buradan tuğla alalım. İki tane veriyor değil mi? Tamam. Kamyon daha sağlam basar yere. Üç tane istiyor. Bir tane de tuğla alacağız. Hayır. Devrilirsen öteki yerden bir daha başka kamyonla gelmem lazım bu sefer, devrilirsen. Devrilmesin diye bunu aldık uzun. Çok tekerlekli diye zaten. Bayır yukarı olsa çıkamayacağız ha. Süspansiyonlarımız havada mı? Bizim indirdim acaba?
Havadaymış. Çamur gibi duruyor ama donmuş. İçeri geçelim yine. İçinden sürmesi zevkli bu kamyonu. Böyle kısa burunlu kamyonlar hoşuma gidiyor. Tamam, bak orada yol varmış zaten. Çok uzak ama o aynı görüyoruz yine remork en azından. Buradan daha net gözüküyor. Evet, adam demiş ki sana yan yolu yaparım ama böyle de batak koyarım. Yürürüz ya buradan biz. Şöyle çapraz falan yaparız. Dön dön dön. Geç kaldık. Galiba içinden kullanırken altını vurmuyoruz. O yüzden sanki daha hızlı gidiyor. Daha dikkatli kullanıyoruz sanki içinden kullanırken. Çaprazlıyorum çünkü sürekli en ufak tepeleri. Hoppa. Şimdi sağ mı? Sağ. Çok geç kalmayalım. Metal istiyor muydu? Bizden istemiyordu. Bak solda bir roketle alakalı bir şey var. Buradan metal veriyor bize. Ama şu an bizim buna ihtiyacımız yok. Devam. Öne vuracak şimdi, altı vurmadı. Manzaramız güzel. Yakıtımızı unutmayalım. 225 lira kalmış. Burada benzinlik, ben hiç dikkat etmedim ama yok galiba. Ona bakarız, ayarlarız. Şimdi galiba bir ana yola çıkıyoruz. Evet. Tamam, buranın şeyi bu ya. Bu yol. Dön artık.
ETS gibi oldu aynı. ETS çok sıkıcı. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Kamyonlar falan güzel ama hep aynı şeyi yaptığın için çok acayip sıkıcı hale geliyor bir yerden sonra. Bu arada ben bu dışına geçeyim. Bunun altını kesin vururum. Daha lafımı yeni bitirdim. Devam. Arda ve Rasa geldik. Arkamda kötü yola çıkarken gece olacak, o kötü olacak çok. Buradan dönmez bu arada. Şöyle düz gidelim. Çok acayip uzun ya. Ha, tamam vurdum. Şimdi iki tane metal rol alacağız buradan. Small pipe bir kargo kaldı diyor. Metal rol sınırsız. Yakıt var. Slab var. Bize blok lazım. Small pipe alalım mı? Alalım. Kaç istiyor? 4. Bir tane alalım. Metal roll 3 tane alacağız dedik, değil mi? 2. 1, 2. Burada bize yarayan başka bir şey yok. Şimdi metal roller tamam. Bir tane tuğla bulacağız bir yerden. Bir de 3 tane de small pipe. Tamam. Buradan başka alacak bir şey yok. Şimdi istop edelim bakalım. Görev için oklar. He, tamam bak, oklar burada kalmadı. Alacağımızı aldık.